Bugün bir açıklama geldi. Mutasyonda değişen tek şey e, koronanın bulaşıcılığının hızlanmış olması. Ama şimdi bu insanlarımızı şaşırttı mı? E, Türkiye'de zaten o yaklaşık bir aydır yaşanıyor aslında. Fark ediliyor neden? İnanılmaz hızlandı gerçekten bulaşı. Öyle değil mi? Bu kadar hızlı değildi. Yani rakamlar şöyle ya, gerçekten şöyle değildi boş verelim. Gerçekten hızlandı. Neden? Önceden duymuyorduk etrafımızda, yakınlarımız, akrabalarımız işte korona olmuş, o olmuş, bu olmuş. Ölüleri konuşmuyor. Şimdi duyuyoruz. Ne bileyim ben kendi çok yakın akrabalarımdan duyuyorum. Duymuyordum. 3 ay evvel yoktu. Kimse arayıp da ben korona oldum demiyordu. Şimdi diyorlar ama. Bu da zaten bunun belli ki bu mutasyonunu doğruluyor. Yani hızlandı ama Etki aynı. Bugün gelen açıklama, aşı eğer koronada etkiliyse mutasyon önemli değil, koronada etkili olmaya devam edecek. E şimdi buradan nasıl bir sonuç çıkarmak lazım? Sağlıkla ilgili böyle bir sonuç çıkardık. Peki piyasalarla ilgili nasıl bir sonuç çıkarmak lazım? Şimdi benim işim borsa. Borsalar önce çöktü geçtiğimiz evet. Mart ayında. Pandemi ilan edildi. Önce kimse hiçbir şey anlamadı. Sonra Aa, bu pandemi çok kötü bir şey oldu ve dünya borsaları ile birlikte biz de çöktük, ciddi çöktük. Ama sonra bir anda toparlama ve bırakın toparlamayı zirvelerin açılmasını gördük. Tüm dünyada, Türkiye'de dahil. Neden böyle oldu? Çok basit. Bir, iş yokluğu, iş yapamama biraz evvel söylediğimiz şey. Para kazanıp hayatı devam ettirmenin gerekliliği üzerine parası olan veya olmayan leverage yani kredi kullanıp para kazanmaya çalışan ya da parası olup parasını değerlendirmek isteyen insanları borsaya yönlendirdi. Borsada yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yine birileri yazacak. Saçma sapan fiyatlar görüyoruz. Görülmeye de devam ediyor. Ama bu hep olmuştur. Yani şimdi bir yerde yazılıyor diyor. Deniyor ki işte balon şişti patlayacak. Evet doğru balon şişiyor ve bir gün patlayacak. Çok doğru ama ne gün? Şimdi bu mutasyon sonrası benim vardığım kanaat söyleyeyim. Kehanet değil. Demek ki pandemik ortam borsaları besliyor. Neden? E çalışılmayan ortamda devletler kesenin ağzını açıyor. Açtılar. Başta Amerika olmak üzere sonrasında Avrupa daha sonrasında İngiltere kendi başına daha sonra Japonya derken Çin e en sonunda e baktık ki dünyada inanılmaz bir para var. Şimdi en büyük endişe ne olur? Endişe şu olmalı bence pandemi bitti. Tamam mı? Bu para geri çekilecek ya da bir şekilde çekil, çekilmeye çalışılacak. Nasıl olur? <laughs> Doğru. O yüzden de aslında mutasyon haberiyle pandeminin bizi en az 6 ay daha biz oyalayacağını anlıyoruz. Öyle görünüyor. Devam edecek ortam. Yani çalışamama, çalışmama. O yüzden de ilave para verebilirler piyasaya ama piyasadan ilave para çıkmayacak. Zaten 900 milyar dolarlık Bütçe sanıyorum onaylandı Amerika'da evet. e, henüz ilan edilmedi ama hafta sonu gelen haberlerden biri de buydu. E, bu piyasadaki parayı biraz daha artırıyor olacak. Ha Bu durumda Amerika'daki balon şişmişti daha da şişecek çok belli. E, Ocak sonuna kadar öyle olmasını bekliyorum. E, biz de bundan tabii ki etkileneceğiz. O yüzden de e, pandemik ortamın bitmesi ve bitmemesi üzerine konuşmak gerekiyor ekonomiler açısından. Üzgünüm. Pandemi devam ettiği sürece bazı sektörler çalışamayacak İzmir'de senin gördüğün gibi. Ama borsa açısından bakıldığında şirketlerin değerlenmesi bu az evvel söylediğim garip değerlere gidiyor olması süreci de devam ediyor olacak. Genel görüntü şu anda bu. Peki hangi sektörlerde mesela borsada hep konuşuyoruz ya işte havacılık sektörü biraz daha iyi olacak enerji şirketlerinin hisseleri nereye doğru gidecek? Şimdi bugünkü durumdan özetleyelim. E, neticede hafta sonu çıkan haber önce nereyi vurdu? Şimdi endeks aşağıda yüzde iki. İngiltere. E, İngiltere'den gelen <laughs> haber borsada nereyi vurdu? Ona bakalım. E, başta havacılık sektörünü vurdu. Uçuşlar. Direkt. yani saat hiç ikiletmedi. Tari. Sonra e, baktığın zaman enerji sektörü değil ama akaryakıt tüpraşı vurdu. Bugün endeks bu kadar çok düşüyorsa tüpraş %5 aşağıda olduğu için endekse çok etkili. Doğru. E, sonra bankacılık sektörünü bir miktar vurdu. Ama oradaki etkinin ben kısa süreceğini düşünüyorum. E, uzun süreli olmayacak. Çünkü neden? Bankacılık sektörünün neticede sektörel bazda eğer e, üretim artmıyorsa, e, sanayi ve hizmet sektörü çalışmıyorsa, bu durumda kurumsal krediler genişleyemeyeceği için, karının artmayacağı varsayılıyor ki oysa ki Türkiye'deki bankacılık sisteminde kar öyle hesap edilmiyor. <laughs> e, o nedenle de e, bir takım hesaplar yapılarak da böyle bir ortamda bankacılık sektörü de satışıyor. Şimdi bu saydığım sektörlerin hepsi endekse çok etkili. Zaten endeks bunlar demek. Hatırlarsan bundan iki hafta evvel e, aşı ilan edildiğinde bundan sonra bankalar alırlar demiştik. Misal Garanti Bankası'ndan verelim. 5 lira 60 kuruşu görmüş garanti bankasında biz nereyi gördük? 989 90 fiyatı gördük. 10 lira diyelim kabaca. Evet, neredeyse yani. o da %90'a yakın prim yaptı. E, neredeyse. Yani prim yapmamış ise senedi borsada neredeyse kalmadı. Dipten yukarıya doğru. E, hal böyle olunca ben şöyle bakıyorum olaya. Bahaneleri bir kenara koyalım. Bu geri çekilme de çok normal. Herkes konuşuyordu 1400 endeksten nereye geliriz. Şu an geri çekilme çok normal. Ben bunu sağlıklı buluyorum hatta bu düşüşleri fırsat olarak görüyorum. Alım fırsatı da. Evet alın. aynen Şu sektör anda yolu sektör bazlı sektör bazında ayrım yapmıyorum ama <laughs> eninde sonunda e, ilaç işe yarayacak, yaradığı ispat olundu. Bir takım yan etkileri var ama en azından insanlar ölmüyor. Hay böyle olunca da bir müddet sonra e, bu e, uçuş etkinliğinin arttığını biz görüyor olacağız. O yüzden de bu düşüşleri o hisse senetlerinde fırsat telakki etmek gerekiyor. Biraz yatırımcının sabretmesi gereken günlerdeyiz. Öyle günlerden geçiyoruz. Sabır erdem ama insanlarımız bunu da daha önce konuştuk. Döviz alıp sabrettiği kadar ya da bir arsaya toprak olup olup toprağın altına girinceye kadar sabrettiği kadar sabredemiyorlar. Borsada çabuk kazanmak Olmuyor. Istiyorlar. Evet, çünkü herkes çabuk kazanmak için borsaya geliyor. Hmm. Sağ olsun böyle ortamlarda geliyorlar. Bu ortamda onları yanıltmıyor Çünkü az evvel söylediğim boyutta küçük bir piyasayız biz. Bir anda bu piyasanın hiç beklemediği bir para içeriden buraya akınca, düşünün yabancı o kadar mal sattı onların hepsini biz aldık, bizler aldık. E, hal böyle olunca da inanılmaz çıkışlar gördük. Özellikle yapısı küçük firmalarda. Adı güzel ama atıyorum 25 milyon sermayesi olan, 50 milyon sermayesi olan, halka açığı %30'u geçmeyen halka açıklığı o şirketlerin inanılmaz fiyatlandığını gördük. Şu anda mesela halka açılan şirketler var. İşte Arzum açıldı halka ya da birkaç tane daha böyle çalışmaları yapan şirketler var. Doğru zaman mıdır şu an halka açılan? Çok olacak? doğru zaman. Arzum'da gerçekleşmeyi gördün mü sen? %1.8. 52 kat talep var. Toplam halka arıza 52 misli talep gelmiş. Yani 52 tane Arzum satardı. E şimdi %1.8 %1.8 gerçekleşmede e, Ben de halka arıza katıldım. Ben o hisse senediniz satmam artık. Ya yani millet de satmıyor zaten. Peki arz olmayınca ne oluyor? Abi bakıyorsun fiyat gıdık gıdık gidiyor. Ya yani bütün halka arzlar son dönemde yapılan böyle zaten sermayeler çok küçük bu şirketlerin e, en son e, arzumun ve kervanın ha, halka arzı hariç onların diğerlerinin sermayeleri çok küçük ve borsada yapıldı onlar. Bunlar talep toplama yöntemiyle yapıldı çünkü biraz daha büyükler. Evet, evet. Ama bu kadar biraz daha büyük dediğimiz bu büyük şirketlere 50 misli talep gelebiliyor. Bu bir müddet daha devam edecek. Çünkü pandemik ortam devam ediyor. İnsanların paralarıyla yapacak hiçbir şey yok. Zaten dövizi almışlar 250 milyar dolar konuşuyoruz. Evet hala para var. E, bu para da tabii ki borsaya gelmeye devam ediyor. Şimdi burada en büyük risk ne biliyor musun? E, kullanılan krediler. Çünkü kredi kullanarak da borsada çok fazla iş yapılıyor. Yani Bizim gibi aracı kurumlara geçelim. Biz ancak belli miktarda kredi verebiliriz ama bankalar iş yapamadıkları ortamda özellikle kredi musluklarını bu hisse senedi alım satımları için olabildiğince açmış durumdalar. Çünkü parayı bir şekilde satman lazım. Hisse senedi karşılığı kredi vermekte iyi ve değerli. Neden? likit değer alıyorsun. O yüzden de buradaki bu likidasyonu artıran bir sebep de kredi. O yüzden. Piyasanın e, düşüşünde ki bugünkü düşüşü ben çöküş olarak adletmiyorum. Bu sadece bir düşüş yani çok normal e, yük, yükselişleri anlattım garanti örneğinden. Hiç mi realizasyon gelmeyecek? E, bir bahane gerekiyor realizasyon için. İşte bahaneyi de bulduk hep beraber. Peki, Dünya e da buldu.